Yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. 3000 5000 akıllı telefonlar listemi bayağı seviyorsunuz ve altına da oldukça fazla soru geliyor. O listeyi şöyle bir güncelleyelim. Temmuz 2022'de alınabilecek 3000 5000 TL'lik akıllı telefonlara bir yakından bakalım. Bu arada desteklerinizle beraber kanalım gayet iyiye doğru gidiyor. O yüzden kanalımdan desteklerinizi eksik etmezseniz bu videoyu beğenirseniz kanalıma abone olursanız ve son birkaç videodur sanki böyle o videoları izlemiyorsunuz gibime geliyor. Yani öyle gibime gelmiyor rakamlar da bunları söylüyor. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Siz desteklerseniz bu işleri daha daha öteye götürebilirim. O yüzden şimdiden destekleriniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum ve ilk telefonla devam ediyorum. Realme C21Y isimli bu akıllı telefon modeli tam anlamıyla bir giriş modeli arkadaşlar. Yani böyle bu cihazdan çok büyük şeyler beklememeniz gerekiyor. Bu fiyat bandındaki birçok cihazda zaten sizlere her zaman benzer şeyleri söylüyorum ama 3000 TL'lik bu akıllı telefonla günlük işlerinizi yapabilirsiniz. Günlük işler çok daha üstüne çıkmanız da mümkün değil. O yüzden fiyatını ve telefonu sunduklarını göz önünde bulundurarak satın alırsanız ben mutlu olacağınızı düşünüyorum. Listemizin ikinci sırasına baktığımızda Tekno Spark 7 Pro'yu görüyoruz. Bu akıllı telefon açıkçası içerisindeki işlemci sebebiyle yani bu fiyat seviyesinde olması çok normal Helio G80 işlemci modeliyle geliyor bu cihaz ve tasarım dili güncel. Kamera anlamında da hiç fena bir cihaz değil açıkçası kontrol ettiğimde. Benim baya baya hoşuma gitti. Fiyat bandına baktığımızda ise 3600 TL civarında görüyoruz. Tekno Spark 7 Pro'yu Omix X600 biliyorsunuz Omix ülkemize yeni giriş yapan bir marka. Omix markasının yönetim kadrosuna baktığımızda oldukça tecrübeli isimlerden oluşuyor ve bu isimlerin de bizlere sunduğu cihazlar doğru orantılı olarak gayet başarılı akıllı telefonlar oluyor. Tabii ki fiyat seviyelerine göre şu anda yorumluyorum. Omix X600 ise geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaptıkları bir etkinlikte bizlere gösterdiler. Ben de oradaydım ve cihazı da yakından gördüm. Hiç fena gözükmüyordu akıllı telefon. Çok uzun süreler tabii ki kullanma fırsatım henüz olmadı. Mutlaka incelemesini size yaparım bu cihazın ama 4500 TL bandında içerisinde Helio G88 bulunan bir cihaz malzeme kalitesi ve teknik özellikleriyle göz doldurmayı başaran bir cihaz açıkçası fiyat seviyesine baktığım zaman dolayısıyla bu listede de kendine yer bulmayı başardı. Geçen sene inceleme fırsatını bulduğum ve o dönem için beğendiğim bir akıllı telefon olan Poco M3 Pro'da listemizde kendine yer bulan bir başka akıllı telefon bu cihazın da fiyatı bugünlerde 4850 TL bandına kadar gelmiş. İçerisinde bulunan işlemci Mediatek Dimensity 700 serisinin bir işlemcisi Benim beğendiğim ve sevdiğim bir işlemci modeli açıkçası Bu akıllı telefonlara gayet iyi bir şekilde görevini yerine getiriyor Ben oldukça beğeniyorum bu cihazı Bu fiyat bandında da sizler de isterseniz satın alabilirsiniz Ve tabii ki listede olmazsa olmaz bir cihaz bu olmasaydı bayağı bana herhalde kızardınız diye düşünüyorum. Samsung Galaxy M23 bu fiyat seviyesinde alınabilecek en iyi akıllı telefonlardan bir tanesi ve 4500 TL bandına kadar gelmiş bu cihaz. Cihazı çok uzun uzun anlatmak istemiyorum çünkü kanalımda incelemesi var. Oraya gidip uzun uzun M23 incelemesinde izleyebilirsiniz ama bu fiyat seviyesine bence tercih edilebilir bir akıllı telefon olmuş ve oldukça eski bir model olsa da PCI 10 Plus AMOLED ekranı, ekrandan parmak izi okuyucu gibi özel göz dolduran bir cihaz. Tasarım diline baktığımızda da yine güncel tasarımlara benziyor. Böyle ikonik farklı bir kamera dizilimi, işte cihazın genel anlamdaki malzeme yapısı ve birçok detayıyla hoşuma giden bir Akıl telefon oldu. Bence bu telefon yine 5300 TL bandında satın alınabilir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar ve bu ailenin en üst modeli inceleme fırsatı bulmuştum. Sizlere anlatma fırsatı bulmuştum. Note 11 Pro Plus 5G modeli kanalımda incelemesi var. Ancak bugün sizlere önereceğim modeli Note 11 modeli arkadaşlar. Note 11 modeline baktığım zaman ise 4900 ila 5000 TL bandında bir fiyat olduğunu görüyorum. Farklı farklı varyasyonları olsa da cihazın işlemcisi hiç fena değil. AMOLED bir ekranı var, 90 Hz bir paneli var ve genel deneyimine, genel yapısına baktığımızda ise benim hoşuma giden bu listede kendine yer bulması gerektiğini inandığım bir model olarak kendisine yer buldu sevgili dostlar. Peki sizlerin bu fiyat seviyesinde, bu fiyat aralığındaki favori cihazları hangileri? Listede göremediğiniz bazı modeller mutlaka vardır. Onları yorumlara bırakmayı lütfen imal etmeyin. Kanalımdan, bu videodan ve diğer videolardan lütfen ama lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.